Sosyal medya ve izleyici dersimizin bu haftaki konusu sosyal medya gazeteciliği. Sosyal medya gazeteciliğini önce tanımlamaya çalışalım. Nedir sosyal medya gazeteciliği? Günümüzde oldukça yaygın kullanıldığı için sosyal medya ve ilk haber alma mecrası olduğu için oldukça popüler bir konu haline gelmiş durumda. Sosyal medya üzerinden yapılan habercilik anlayışını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ama burada şu noktaya öncelikle değinmek lazım. Gazetecilik dinamikleri korunarak, yani her yapılan haber veya işte her girilen içerik, her yayılan enformasyonun haber olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla o vurguyu yapmakta fayda var. Sosyal medya gazeteciliği, gazetecilik dinamikleri korunarak sosyal medya üzerinden yapılan habercilik anlayışını ifade eder. Şu an habercilik sosyal medya üzerinden oldukça aktif olarak bu alan ilerliyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Neden sosyal medya gazeteciliği? Geleneksel gazetecilikten işte internet gazeteciliğine, oradan da sosyal medya gazeteciliğine giden bir serüvenden bahsediyoruz. Burada sosyal medya gazeteciliğinin neden olduğu, yani hangi özelliklerinden dolayı ön plana çıktığını soracak olursak ne diyebiliriz? Birincisi, bir kere günümüzde haber almak için başvurulan ilk kaynağın sosyal medya uygulaması olduğu için diyebiliriz. Çünkü bütün işte vatandaşlar, pek çok meslek alanındaki profesyoneller haber almak için daha çok çevrim içi gazeteler, yani çevrim içi haber siteleri veya basılı gazetelerden ziyade şu anda hemen sosyal medya hesaplarından bir işte ne olmuş, gündemde ne var ya da işte bir doğal afet olduğu zaman ilk haber, çünkü insanlar oradan haber geleceği için veya bilgi paylaşacağı için yakınlarına ilk başvurulan kaynak olmuş oluyor. Dolayısıyla haber alma için en önce başvurulan kaynak olmasından dolayı böyle bir gazetecilik gündeme gelmiş durumda. Haber ajansları, politikacılar ve pek çok alandaki profesyonellerin sıklıkla hesaplarından haber yayını yapması, internet gazeteciliği için bahsedilen pek çok avantajlı özelliğin, ki bunlardan birazdan aslında bahsedeceğiz, sosyal medya gazeteciliğinde ne gibi avantajlar var ve diğer gazetecilik türlerinden farkı nedir'e değineceğiz. Dolayısıyla ön plana çıkan özelliklerinden dolayı da bu yüzden sosyal medya gazeteciliği diyeceğiz. Okuma alışkanlıklarından bahsedebiliriz. Şu anda işte özellikle gençlerin uzun metinleri okumadığını araştırmalar bildiriyor. Yani dolayısıyla önceden işte bir gazeteyi aldığımız zaman okuma alışkanlığı, yani gazetedeki haberi baştan aşağı soldan sağa işte bakarak okuma alışkanlığımız vardı. Çevrim içi internet siteleri, yani çevrim içi haber sitelerinden sitelerinin üretilmesiyle ne oldu? Biraz daha göz atma alışkanlığı. Çünkü işte siteler biraz daha görsellerle desteklendiği için işte biraz görsele bakıp biraz göz atıp hemen geçiyorduk haberi. Şimdilerde sosyal medyada ise daha çok bakıp geçme, yani göz atma yerine bakıp geçme gazeteciliği diyeceğiz. İşte storyler, hikayeler olacak ve ne yapacak? İşte çok fazla okuma alışkanlığı olmayan özellikle yeni nesil genç kuşakların daha hızlı bakıp geçeceği bir haber mecrası olduğunu söyleyeceğiz. Bu da alışkanlıklara, günümüz okuma veya bakıp geçme alışkanlıklarına ne şekilde hitap ettiğini gönderme yapıyor diyebiliriz. Neden sosyal medya gazeteciliği? Sosyal medya özellikle daha çok görsellerle de destekleniyor. Bu yüzden de diyebiliriz aslında. Fotoğraf, yazı, video gibi pek çok multimedyanın bir arada kullanılmasından dolayı da ve buna destek vermesinden ve açıkçası kullanımının da kolay olmasından dolayı sosyal medya gazeteciliği diyebileceğiz. Çünkü 7'den 70'e ilk derslerde de söylemiştik ki kullanımı kolay. Yani neden sosyal medya diyorduk o mecraya? Açıklık özelliği vardı ve her yaştan insan kolaylıkla kullanabiliyordu. Bu kullanım kolaylığının da getirdiği hızlı ve çabuk haber paylaşmak, işte daha çok görselleri hemen o anda işte fotoğraf çekip videoyu kurgulayıp paylaşmak oldukça kolay olduğu için sosyal medya gazeteciliği de böyle bir önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Evet, devam edelim. Sosyal medya gazeteciliğinin farkı nedir? Şimdi biraz daha spesifik olarak açıklamaya çalışalım. Ne gibi farklılıklar var? Sosyal medya gazeteciliği, örneğin internet gazeteciliği arasındaki farklılıkları mesela ortaya koyacaksak neleri bilmemiz gerekecek?
Evet, sosyal medya, şimdi sosyal bir ortam olduğu için aslında küresel iletişimin sağlanmasına aracılık ediyor diyebiliriz. Aslında evet, yani hem çift yönlü iletişime izin vermesi, hem küresel çapta olması, hem de rahat kullanıldığından dolayı aslında diğer çevrim içi internet sitelerinden bu anlamda farklı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan işte kolay bir şekilde politikacıların işte hesaplarını takip ederek mesela çift yönlü iletişim kurma. Normalde politikacıya işte erişme imkanı, iletişim kurma imkanı olamayacakken belki işte örneğin bir Twitter'a girip de politikacının yazdığı bir tweet'i retweet yapmak, yorum yazmak ve onun da size yazması. Yani ulaşılması biraz daha güç olan kişilere ulaşabilme imkanı sağlaması da sosyal medyanın farklılığı diyebiliriz. Diğer yandan takipçi ve beğeni sayıları gibi özelliklerle topluma öncü olma potansiyeli sağlıyor. İşte böyle de bir farklılığı var. Mesela sosyal medya ağında kaç takipçisi var o sayfa veya hesabın kaç beğeni almış. Bu da işte onu ön plana çıkartıyor ve işte saygınlık anlamına da geliyor. Aa diyor işte bu takipçisi yüksek, burası demek ki önemli veya bu kişi önemli, bunun dedikleri daha önemli gibi aslında topluma öncü olan işte kişiler veya topluma öncü olan işte haberler gibi de böyle bir anlayış yayılıyor sosyal medya ortamında. İstenilen enformasyonun metin, fotoğraf, video gibi pek çok türden içerikle sosyal medyada kolayca işte az önce dediğimiz gibi yani pek çok multimedya özelliklerini bir araya getirip hızlıca kurgulayabiliyoruz ve bu çabuk oluyor, kolay oluyor dedik. Çevrimiçi tüm kullanıcıların pek çok kişiyi ve yaşam tarzını anlama imkan sağlaması. Mesela o hesaptaki gönderilere baktığınız zaman o kişi hakkında da bilgi edinebiliyorsunuz. Veya bu haber ajansında bir sitesi veya işte sosyal medya hesabı olabilir. Onun işte dünya görüşü veya işte hayat felsefesi hakkında da aslında fikir sahibi olmuş oluyorsunuz paylaşımlarına bakarak, paylaşımların altına yazdığı yorumlara bakarak gibi. Diğer yandan biz demiştik ki sosyal medyada enformasyon 3 dereceye kadar kolay yayılıyor. Hatta duygusal olarak da etkileniyoruz demiştik. Arkadaşlar var ve onların da arkadaşları var. Yani 3 seviyeye kadar etki gücü, yayılım gücü yüksek demiştik enformasyonların. Böylece konuşulacak konular yaratılıyor. Yani siz bir konu ortaya atıyorsunuz. Bu sizin ağınızda 3 dereceye kadar yayılıyor. İşte hashtag özelliği, birazdan geleceğiz. Bir hashtag konusu yaptığınız zaman trend topic yani gündeme düşmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve daha aslında sosyal ve daha özgürlükçü bir alan da yaratıyor. Yani vatandaş gazeteciliğinin farklı bir versiyonunu da burada uygulayabiliyorsunuz. Evde işte siz evde, sokakta veya işte her neyse bulunduğunuz ortamda bir vatandaş olarak da sosyal medya gazeteciliği yapabiliyorsunuz. Bu anlamda da rahat ve özgür ve daha çok sosyal bir mecra diyebiliriz. Herhangi bir ortaya attığınız konu eğer etkili bir şekilde yayılım göstererek yani hashtag olarak TT'ye yani trend topic olarak düştüğü zaman da işte siz de ne oluyorsunuz? Sosyal medya haberciliği yapmış oluyorsunuz. Diğer yandan evet, hashtag ve ne dedik? Mention özellikleri dedik. Yani kişileri etiketleyerek onları yaptığınız habere dahil edebiliyorsunuz ve bu şekilde yaptığınız haber de yayılım gösterebiliyor. Yani sosyal medyanın aslında kendine özgü bir doğası var, ortamı var ve o ortama göre ona özgü bir şekilde haberinizi sunabiliyorsunuz diyebiliriz. Evet. Şimdi sosyal medya gazeteciliği nasıl etkili olur? Yani bu işi nasıl verimli şekilde yapabiliriz diye sorgulayacak olursak, aslında kuşaklara göre gazetecilik anlayışına hizmet eden bir ortam sosyal medya ortamları. Çünkü yapılan araştırmalarda Baby Boomer, XYZ gibi kuşakları ayırdığımız zaman bu dünya genelinde kabul görmüş işte aralıklar, doğum tarihlerine göre sınıflandıracak olursak her bir kuşağın sosyal medya kullanım alışkanlıkları var, tercihleri var. İşte belli bir doğum tarihi aralığındakiler yapılan araştırmalarda işte Facebook'u kullanıyor çıkıyor veya işte gençler daha çok Instagram'ı kullanıyor çıkıyor. Biz bu bilgilerden yararlanarak sosyal medya gazetecisi olarak ne yapabiliriz? Hangi kitleye hitap edeceğimi, amaç ve hedef kitlemi belirledikten sonra gidip o mecraya haberimi
O kişilerin alacağı şekilde, yani alıştığı bir içerik alma durumları var. O şekilde sunmaya çalışacağım. Dolayısıyla biz o zaman sosyal medya kuşaklarını da izleyiciler olarak, sosyal medya kuşakları diye tabir edecek olursak, onları tanımamız gerekiyor. Hangi kitle, hangi sosyal medya ortamında daha çok dolanıyor ve ne tür içeriklerden hoşlanıyor? Biz haberci olarak ne yapacağız? Onlara o şekilde, hedef kitleye uygun bir şekilde haberimizi sunacağız. Bu perspektifle yaklaşırsak aslında sosyal medya gazeteciliği daha verimli ve etkili olur. O zaman şunları bilmemiz gerekiyor. Bunlar araştırma verilerince ortaya çıktı. Yani şöyle söyleyebiliriz. Kuşak araştırmalarında yaklaşık bilimsel yazındığını da destekleyen veriler bunlar. Baby Boomer kuşağı, işte 1946 ile 64 yılı arasında doğanlar ne tür içeriklerden hoşlanıyor? Önce hangi mecrada dolanıyor ona bakalım. Baby Boomer birinci sırada. En çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsunuz diye sorulduğu zaman genelde araştırmalarda işte %50, yani yarıya yakını, burada %41,4 Facebook'u kullanıyoruz diyor. Dolayısıyla o zaman biz bu yaş grubuna haber içeriğimizi sunarken Facebook'a da entegre etmeliyiz. Yani Facebook'ta da bir habercilik oluşturmamız gerekiyor. Instagram'a baktığınız zaman genç kuşak kadar baby boomer'lar Instagram'ı kullanmıyor. Yani %10'larda bu araştırmada. Bu da bu arada 516 kişiden oluşan bir araştırmanın sonuçları diyebiliriz. X kuşağına baktığımız zaman 1965 ve 1979 yılları arasında doğanlar Facebook ve Instagram arasında dolanıyor. Yani Facebook'ta %47,1, yani yarıya yakını hala Facebook'u birinci sırada en çok kullanıyor. Instagram'a da adapte olmuşlar diyebiliriz. Yani %38,2'si de Instagram'da, yani daha çok görsel içerikleri, fotoğraflarla işte desteklenen içerikleri beğeniyor diyebiliriz. Birazdan içeriklere gönderme yapacağız. Y kuşağına baktığımız zaman 1980 ve 1999 yılları arasında doğan genç kuşak daha çok işte Instagram'ı kullandığını, ikinci sırada Facebook değil, bakın burada özellikle YouTube'a doğru bir yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Twitter'da kullanıyorlar, Facebook'ta, yani hepsini kullanıyorlar ama mesela Y kuşağına hitap edecek bir haberi biz daha çok Instagram'da servis etmeliyiz diyebiliriz. Z'ye baktığımız zaman 2000 yılı ve sonrası doğanlar Instagram ve YouTube oranları yakın. Yani Z kuşağının YouTube kullanımı daha yüksek oranda diğer kuşaklara göre diyebiliriz. Dolayısıyla 2000 yılı ve sonrası doğanlara siz gazetecilik yapacaksanız ne yapmanız gerekiyor? Instagram ve YouTube'a daha çok video içerikleri, video haberler sunmanız gerekiyor. Veya işte fotoğraflarla desteklenen daha çok story, yani hikaye paylaşmanız gerekiyor diyebiliriz. İçeriklere bakacak olursak, bunlar da hoşlandıkları içerikler, yani bunlar da fikir verecektir. Muhtemelen bu içeriklere göre belki işte kullanacağımız imgeleri seçebiliriz, benzetmeye yapacaksak metinleri seçebiliriz veya konu alan seçebiliriz. Baby Boomer'a baktığımız zaman eğitim içerikleri %46,7 güncel haberleri takip ediyorlar. Peki Facebook'ta dolaştıklarına göre, dolayısıyla Facebook'ta Baby Boomer kuşağının güncel haberleri takip ettiğini bu şekilde kurgulayabiliriz. Haberi o zaman Facebook'ta sunabiliriz. Video müzik içeriklerinden çok bağımsız değiller ama işte Facebook'taki video ve müziklerden hoşlanıyorlar. Ya da işte politik içeriklerden hoşlanıyorlar %40 oranında. Baktığımız zaman X kuşağı 1900, evet, kaçtı arkadaşlar? 65 ile işte 79 yılları arasında doğanlar. Facebook yine birinci sıradaydı ama Instagram'a adapte de olmuşlardı. Baktığımız zaman yine eğitim içerikleri, güncel haberler %70. Yani o zaman Facebook ve Instagram mecrasında bu yaş aralığına haberlerimizi rahatlıkla sunabiliriz. Y ve Z kuşağının Instagram takip etmesinden dolayı biz ne yapmamız gerekiyor? Instagram gazeteciliğine de ağırlık vermemiz gerekiyor. O zaman fotoğraf videolarla kurgulanmış, hızlı geçişlerin olduğu video haberler,
veya story kısımları, yani Facebook ve Instagram'da yer alan story özelliğine de haberi entegre etmemiz gerekiyor. Hemen birkaç saniyelik videolarla bakıp geçme gazeteciliği diyeceğiz birazdan. Yani daha çok okumayacaklar, göz atmayacaklar da daha hızlı bir şekilde bakıp geçecekleri bir haber üretiminden bahsedeceğiz. Evet, bu araştırmalardan aslında böyle bir grafik ortaya çıkardım arkadaşlar. Mesela baktığınız zaman baby boomer kuşağın, işte dedik ki burada sosyal medya mecraların ismine çok da yer vermeye gerek yok. Sadece bu şunu anlatıyor. Belli yaş grupları belli sosyal medya alanlarında kümelenmiş durumda diyebiliriz. Yani baby boomer'ın yoğunlukta olduğu bir sosyal ağ ortamı var ve diğerleri var. Diğerleri de az kullanıyor. Ya da X'in daha yoğun olduğu bir yer var. İşte diğerleri orada kümeleniyor. Y ve Z'nin de aynı şekilde. Yani her bir kuşağın topluluk oluşturduğu sosyal medya mecrasına biz haberi üretip o şekilde sunmamız gerekiyor. Hikaye gazeteciliğine bakacak olursak, story journalism diye tabir edebiliriz. İşte az önce bahsettiğimiz Instagram ve Facebook'ta yer alan nedir? Story bölümü ve orada işte haberin sunulması. Bu daha çok arkadaşlar gazetecilikte gündem haberciliğine de hitap ediyor diyebiliriz. Story bölümünde bir gün, yani 24 saat kalacak şekilde haberi yerleştirebiliyorsunuz story kısmına. Burada daha kısa videolar, daha görsel içerikler ve anlık haber, yani işte haber bu gündemi oluşturan haberi koyuyorum ve yarın başka bir haber koyuyorum gibi. Yani galeriye standart olarak yerleştirmek istemediğim geçici haberlerimi de bu kısma oluşturabiliyorum. Bu daha çok gençlerin bakıp geçme alışkanlığını da besliyor diyebiliriz. Yani onlara hitap edecektir. Sosyal medyada paylaşılan her hikayeyi biz işte hikaye haberciliği yaptık demeyeceğiz. Yani her hikaye haber değildir. Burada dikkat etmek gereken işte giriş, gelişme, sonuç şeklinde kurgulanması ve gazetecilik dinamiklerine dikkat edilmesi, habercilik olarak hazırlanması gerekiyor hikayenin. Her fotoğrafı çekip altına bir şey yazdığımız hikayede tabii ki haber demeyeceğiz. Evet, şimdi az önceki bilgilerle bunu şöyle bağdaştıralım arkadaşlar. TikTok haberciliği, yani mesela TikTok'un da belirli bir kitlesi olduğunu söyleyebiliriz. Facebook, Instagram veya işte YouTube gençliği, Instagram gençliği derken şimdi TikTok gençliğinden bahsediyoruz. Belirli bir yaş grubu veya belirli bir kesim TikTok'taki içeriklerden hoşlanıyor. Yani bunu da yadsıyamayız, bir kenara atamayız. Dolayısıyla oradaki kesim eğer orada daha çok vakit geçiriyorsa ne yapmamız lazım? Biz haberi oraya da adapte etmemiz gerekiyor. Haberi TikTok'a nasıl adapte edeceğiz? TikTok biraz daha mizahi ve eğlence içeriklerini destekleyen bir sosyal medya mecrası olduğu için haberi biraz daha mizansel, yani mizaha ve eğlence katarak sunmak. Örneğin çocuklara işte TikTok'ta daha eğlendirerek haberi vermek gibi adapte edebiliriz. Burada tabii ki eğlenirken etik değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani etik kısmı uyarak kişilerden, örneğin video çekiyorsak işte izin almak gibi veya toplumsal konumuna zarar vermemek gibi durumlara dikkat ederek ne yapacağız? Bir şekilde TikTok'a da habere adapte edebileceğiz. Haber ajanslarına gelecek olursak, haber ajansları sosyal medya gazeteciliği yapmaya evet başladılar. Bunu da aslında sosyal medya ölçümlemesi yapıldığı zaman görebiliyoruz. Birazdan o verilerden de bahsedeceğim. Evet, haber ajanslarına baktığımız zaman işte popülerliğiyle bilinen ülkemizdeki haber ajanslarının Facebook sayfaları, işte ne demiştik biz? Belli bir kuşak Facebook'ta vakit geçiriyor. Birinci sırada Anadolu Ajansı'nın hayran sayısı, yani takipçi sayısı yüksek. Haftalık artış oranını bu şekilde bazı ölçümleme sitelerinde arkadaşlar ulaşabilirsiniz.
Bu da yakın zamanda elde ettiğim bir ölçümleme sitesinin verileri. İkinci sırada İhlas Haber Ajansı, üçüncü sırada da Demirören yer alıyormuş. Facebook haberciliği, yani yapıyorlar. Facebook'ta haber ajansları haberlerini paylaşabiliyor. Twitter'a baktığımız zaman sıralama yine bu şekilde. Belli bir farkla Anadolu Ajansı'nın yine takipçi sayısı yüksek. Yani bol bol haberlere yönelik tweetler atılıyor. Bu tweetlerin içeriğinde haberler olabiliyor. Bunun dışında kurumsal sitelerine gönderme yapabiliyorlar. Yani haber sitelerinin linkini vererek işte sitemizi ziyaret edin veya devamını okumak için siteyi ziyaret edin gibi çalışabiliyor tweetler. Instagram'a baktığımız zaman Instagram'da işte ne demiştik? Gençler çok yoğun kullanıyor ve Instagram gazeteciliğinin de yapılması gerekiyor. Burada Anadolu Ajansı'nın takipçi sayısı en yüksek. Bakın bayağı açık ara farklı ama diğerleri aslında şuradan bakabiliriz. Haftalık artış oranı burada bize bir şey söylüyor. Takipçi sayısı az olabilir ama haftalık artış oranı yüksek olabilir. Yani bu da şunu gösteriyor bize. Artık haftalık artış oranı kat kat yükseldikçe takipçi sayısı da artacak gibi düşünebiliriz. YouTube'a baktığımız zaman YouTube'da da işte ne demiştik? Z kuşağının özellikle yoğun kullandığını söylemiştik. 2000 yılı ve sonrası doğanlar YouTube'u neredeyse yarıya yakını kullanıyor. Ve bu kuşağa da haberi YouTube'dan sunabiliriz. Basın yayın sektörüne baktığımız zaman İhlas Haber Ajansı birinci sırada abone sayısına sahip. İzlenme sayısı da oldukça yüksek. Haftalık artış oranlarına da baktığımız zaman bakın üçüncü sırada yer almasına rağmen Demirören Haber Ajansı'nın haftalık artış oranı diğerlerine göre yüksek. Yani dolayısıyla artık adapte olmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Burada şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum aslında ve şu motivasyon modelini haberciliğe adapte etmek istiyorum. Şöyle yapalım. Mesela biz eğitimde kullandığımız ARCS motivasyon modeline örnek verelim. Bu ne demek? Eğer dikkat sağlanmazsa eğitim başlamaz. Yani eğer siz bir derse girdiğiniz zaman işte derse dikkat çekmezseniz 40 dakika boyunca öğrenci hiçbir şey o dersten anlamaz gibi bir modelden bahsediyoruz. Biz bunu haberciliğe de adapte edebiliriz. Eğer siz habere dikkat çekmezseniz, yani haber içeriği o kişinin ilgisini çekmezse haberle ilgilenmez, habere güvenmez ve o haber aklında da kalmaz diye uyarlayabiliriz. O zaman habercilerin de motivasyon modelini bilip bunu haberlerine entegre etmesi gerekiyor. Motivasyon modeli ne diyor? ARCS İngilizce kısaltmadan geliyor. Attention, dikkat. Relevance, ilgi. Yani dikkati çektikten sonra ilgiyi tutmak. C, confidence, yani güven vermesi. Ve satisfaction da tatmin, yani kişinin memnun kalması gerekiyor. Yani tatmin olması gerekiyor haberin tamamını okuduktan sonra. Dolayısıyla ilk basamak gerçekleşmezse devamı gelmiyor. Yani bu öğrenmeyle alakalı bir kuram. Bunu işte akılda kalmayla bağlantısını bu şekilde açıklayabiliriz. Haberi ilgi çekici bir şekilde güven vererek sunarak kişilerin hayatından bir şeyler bulmasını sağlamamız gerekiyor. Yani dikkatten sonraki adım özellikle ilgi basamağı. İlgi basamağı kişinin gerçek yaşamında bir yerlerde onu adapte etmesi demek. Adapte ederse gerçek yaşamından bir şeyler bulursa güvenir. Güvenirse de o işte haber sitesi veya o haber ajansının sosyal medya hesabı işte buna güven duyar ve takip etmeye devam eder. Dolayısıyla sosyal medya gazeteciliği yapacak bir haber ajansı veya vatandaş olabilir. Herhangi birinin takipçi sayısını arttırması için yapması gereken aslında güveni sağlamak. Bu da dikkatle başlar. Dolayısıyla habere dikkati çekmek birinci seçenek ve bu da genelde görsel medyada işte videolarla, İlgi çekici fotoğraflarla, görsellerle desteklenerek ilk başta ilgiyi çekiyoruz. Ama haber içeriği, yani giriş gelişme ve sonucu öyle bir kurgulayacağız ki ilgi, güven ve tatmin de devamında gelecek diyebiliriz. Bu motivasyon modeli de sosyal medya gazeteciliğinde bir yol haritası sağlayabilir diyebiliriz.
Evet. Bu hafta sosyal medya gazeteciliğinden bahsettik. Bazı ipuçları verdik. Özetleyecek olursak kuşaklar dedik. Kuşakların hangi sosyal medya alanında daha çok toplandığını bilirsek hedef kitleye ona göre haberi sunabiliriz dedik. Motivasyon modelinden bahsettik. Motivasyon modeli gerçekten önemli. Habere dikkat çekmek ve güveni sağlamaktan bahsettik. Önümüzdeki hafta evet yeni bir konuda görüşmek üzere diyebiliriz.